çapındaki markası Seyidoğlu, Almanya pazarında etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya çapında 17 ülkede faaliyetlerini sürdüren Seyidoğlu pastaneler zincirine bu kez Bottrop'ta bir halka eklendi. İş adamı Yaşar Kemal, şubeleşmeyi sürdüreceklerini söyledi. Postun Sesi ekibi olarak şimdi sizleri bu nezih mekanda bir tura çıkarıyoruz. Ve ardından mekan sahipleriyle ve müşterilerle yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Valla çok mutluyuz. Bir Türk markasını Almanya'da ilk şubesini açtığımız için çok sevinçli, çok mutluyuz ve çok da güzel ilgi gördü. Özellikle açılır açılmaz açık ve kahvaltımız çok güzel ilgi gördü. Tatlılarımız, baklavalarımız, pastalarımız çok ilgi gördü. O yüzden çok mutluyuz. Burada özellikle iddialı olduğunuz ürünler hangileri? Ya iddialı olduğumuz ürünler tabii ki baklava. Yani sonuçta Seyidoğlu bildiğiniz gibi 60 yıldır baklava konusunda ustalaşmış, kendini kanıtlamış bir marka. Yaklaşık 25-26 çeşit baklava çeşitimiz var. Şu an Türkiye'den buraya getirdiğimiz, İstanbul'dan getirdiğimiz. Pastalarımız çok güzel. Su böreğimiz, gül böreklerimiz, yani kahvaltı ürünlerimiz, pastalarımız ve baklavalarımız konusunda çok iddialıyız. Bugüne kadar buraya gelmemiş, Bottrop'a, Seyidoğlu'na gelmemiş olan izleyicilere bir mesajınız var mı? Tabii ki mutlaka bir gelsinler, görsünler. Buraya gelen müşterilerimizden en çok duyduğunuz şey, kendimizi İstanbul'da hissediyoruz. Hani Türkiye'yi ayaklarımıza getirdiniz gibi söylemler duyuyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Gelen misafirler Türk ve yabancı, Alman da aynı şekilde çok beğeniyor konsepti. Özellikle baklavalarımızı çok beğeniyorlar. Açık büfe konseptimizi çok sevdiler, çok beğendiler. Mutlaka bir gelsinler, bir tatlı bir kahvemizi içsinler, Türk kahvemizi. Baklavamızın bir tadına baksınlar. Bir misafirimiz olsunlar. Bottrop şubesini açarken hedefleriniz nelerdi ve insanlara ne gibi hizmetler sunmaktasınız? Almanya'daki Bottrop şubesini açmamızın sebebi Bottrop şehrimizde böyle bir insanların ailecek oturabileceği bir yerlerin olmamasının dikkate alaraktan açmış bulunmaktayız. Hedeflerimizde bölgesel olarak Essen, Dortmund ya da Bochum bunun gibi şehirlerimize yayılmayı hedefliyoruz. Yani şube olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Şube olarak tabii ki franchise sistem olarak yapmamız da gereken bu. Peki kahvaltı hizmetiniz olarak kahvaltınız, açık büfeniz, bu tarz hizmetleriniz var mı? Açık büfe olarak tabii ki her gün haftanın 7 günü sabah 7 öğlen 15'e kadar açık büfemiz ve kahvaltı tabağımız olarak hizmet veriyoruz. Daha sonra öğlen yemekleri ve akşam yemekleriyle de ve kafe restoranat gibi devam ediyoruz. Kahvaltıyı nasıl buldunuz? Kahvaltı umduğumuzdan daha güzeldi. Teşekkür ederiz buranın açılışında emeği geçenlere. Hoşumuza gitti. Vallahi memnun kalma kelimesi biraz hafif kalır diye düşünüyorum. Çok güzel. Seyitoğlu hakikaten gururla, onurla Türklerimize, diğer vatandaşlara ve Almanlara tavsiye edebileceği çok mükemmel bir restoran, bir mekan. Harika. Peki en çok bu mekanda hoşunuza giden neydi? Buradaki güzel atmosfer. Peki, evet. Umarım bu atmosferden hoşnut kalmışsınızdır. Ve özellikle bakın bu Almancalı Türkçeli bu Türk mutfağının, Türk kültürünün, mutfak kültürünün Almancalı Türkçeli bizzat yazılması, izah edilmesi, duvarlarda dahi yapılmış, sergilenmiş. Çok böyle ustaca, profesyonelce yapılmış, hazırlanmış bir mekan olduğunu ispat. Böyle bir mekan açıldığı için çok memnun olduk. Kahvaltı en çok hoşumuza giden neydi? Bu mekanı bize kısa olarak nasıl özetleyebilirsiniz? Kahvaltıda hoşuma giden aslında her şey çok güzeldi. Yani tatlıları zaten çok güzel, her şey çok güzeldi. Buranın ambiyansından da memnun kaldınız. Evet, aynen İstanbul gibi.